Ladies and gentlemen, we are back with more world-class FFC kickboxing action. And our next contest will be fought in the FFC under 73 kilogram category. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from the Ukraine, Andreev Vyacheslav. Please welcome our second fighter making his way to the red corner from Croatia, Teo Mikelic. Introducing these two FFC warriors once again, fighting out of the blue corner. This fighter is 22 years of age and stands 190 centimeters tall. He has 9 wins with just 1 loss, 3 wins coming by way of knockout. He represents the Storm Gym. He is from Ukraine, Andreev Vyacheslav. Fighting out of the red corner, this fighter is 29 years of age and stands 179 centimeters tall. He has 20 wins with 8 losses, 7 wins coming by way of knockout. He represents Mike's Gym from Croatia. He is Teo Mikelic. Your referee in charge of the action is Ali Ekber Ekin. Karşılaşmayı Ali Ekber Eken yönetecek. FFC 5'te Alanya'da Illusion Event Hall'da Andreev Vyacheslav ve Teo Mikelic kozlarını paylaşacaklar değerli izleyenler. Hırvat sporcu Teo Mikelic, Max Gym sporcusu, 29 yaşında, 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle buraya geldi. 20 galibiyetinin 7'sini nakavtla elde etti kendisi. Karşısında Andreev Vyacheslav, 22 yaşında, 10 maçta 9 galibiyet, yalnızca 1 mağlubiyeti var. İki sporcu da hazır artık. Son kontroller gerçekleşiyor. Ve mücadelemiz başlıyor. Kırmızı şortu ve sarı eldivenleriyle Andreev Vyacheslav karşımızda. Siyah şortu ve siyah eldivenleriyle Teo Mikelic'i izliyoruz. Andreev Vyacheslav'ın Teo Mikelic'e karşı 11 santimetrelik bir boy avantajı var. 1.90 boyundaki sporcu 73 kilo için gerçekten uzun boylu bir isim olduğunu söylemek lazım. Bakalım bunu avantaja çevirebilecek mi? Sol direk sabiti Vyacheslav'dan geldi. Low kick'i uzattı ardından. Daha sert bir low kick Mikelic'den geldi ama bloklandı. Rakibini daha uzak tutmak isteyecek tabii ki Andreev Vyacheslav. Kolları uzun, bacakları uzun. Bunları kullanmak isteyecektir. Teo Mikelic'in çok fazla içeri girmesine izin vermek istemeyecektir. Teo Mikelic çünkü içeri girdiği anda tehlike yaratabilen bir sporcu. Az önce de bunu gördük. Vyacheslav sol direkleri çalıştırma çabasında. Low kick. High kick'le karşılık geldi. Tabii bu yüksek tekmeleri, keza dizleri çok daha rahat bulabilecek rakibine karşı Andreev Vyacheslav. Teo Mikelic içeri girecek, boşluk arıyor. Sol direğini bir kez daha uzattı. Vyacheslav güzel bir low kick, high kick bloklandı. Mikelic'den daha sert darbeler geliyor şu ana kadar. Evet.
Andrei Vyacheslav. Ring ortasında Mikeliç dönerek gelmek istedi ama çok uzak kaldı. Ya mesafeyi korumak için elinden gelen her şey yapıyor. Andrei Vyacheslav şu ana kadar Mikeliç'in içeri girmemesi onun için avantaj tabii ki. Mesafeden kol ve bacak boyu uzunluğu avantajıyla daha fazla puan alacağını düşünüyor. Sola parkat denedi Teo Mikeliç. Sağ köşe bloklamayı başardı. Andrei Vyacheslav tekmelerden kaçıyor. Hırvat sporcu Mikeliç. Bir kez daha denedi. Ardından high-kick denemesi var Vyacheslav'dan. Low-kickler Mikeliç'ten Vyacheslav. Ama karşılık verdi. Sol direk. Step! Break! Hay! Stop! Ve ilk roundun sonuna geldik. Andrei Vyacheslav, Teo Mikeliç karşılaşmasında. Bu arada gecenin organizatörü Cevat Ali Beyoğulları da ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Şu anda kendisi uluslararası yayında Arkın Çelik'in yanında. Hem Cevat Ali Beyoğulları'na hem de Telat Ali Beyoğulları'na tabii ki bu gecenin düzenlenmesindeki emeklerinden dolayı burada teşekkür etmiş olalım. Bir kez daha FFC gecesi turmasıyla devam ediyor. Hakikaten kaliteli bir organizasyon. TV 8 ekranlarında da tüm Türkiye ile buluşuyor. Alanya'da Illusion Event Hall'da. İkinci rounda doğru geçeceğiz. Teo Mikeliç, Andrei Vyacheslav karşılaşmasında. İlk roundun çok aksiyon dolu bir round olmadığını söylemek lazım. İkinci round bakalım bize neler getirecek. Ufak bir bel altı darbe, problem yok. Kurtulmadan devam ediyor karşılaşma. Mikeliç'ine biraz daha gaza basmaya çalışan taraf, biraz daha atak olmaya çalışan taraf. Vyacheslav ise Mikeliç'i yaklaştırmamaya çalışıyor. Bu taktik tabii ki iyi kullandığınız zaman, böyle bir boy avantajınız varsa işe yarayan bir taktik. Teo Mikeliç yalnız içeri girmeyi başardığı anda isabetler çok yaklaşıyor. Sadri'yi denedi bu sefer Vyacheslav, tempo arttı. Low kick, high kick'le karşılık omuzda kaldı. Soldurayı uzattı yine Vyacheslav. Sağla karşılık denemesi Mikeliç'ten, isabet yok. Bir dakika 50 saniye var ikinci raundun sona ermesine. Andrei Vyacheslav, Teo Mikeliç karşılaşmasında. Saniye kaldı ikinci raundun sona ermesine. Middle kick isabeti Vyacheslav'dan geldi. Direkt yumruklar yine. Mikeliç oyun yapmak istiyor ama buna pek izin vermedi şu ana kadar Andrei Vyacheslav. İki sporcu da tam anlamıyla çok net darbeler vurabilmiş değiller şu ana kadar. Vyacheslav'ın direkt yumrukları yine etkili olmaya devam ediyor. Mikeliç tam anlamıyla istediği gibi içeri girmeyi başarsa burada olduğu gibi net darbeler vurabilecek. Sağ kroşe isabetli geldi. Ardından bir sol geliyor Teo Mikeliç'ten. Yani 73 kilo için özellikle 1.90 gerçekten çok uzun bir boy. Fakat tabii ki Mikeliç tecrübesinde bir sporcunun böyle rakiplere karşı ne yapması gerektiğini de gayet iyi biliyor olması lazım. Kariyerinin 29. maçında ve Mike Passanier'in öğrencisi kendisi.
Toprak şimdi Mikeliç'ten geldi. Karşılık veriyor sağıyla Vyacheslav. İkinci roundunda artık son saniyeleri içindeyiz. Bir ufak push kick geldi. Mikeliç'in içeri girmeyi başardı. High kick de karşılık Vyacheslav'dan. Stop. Ve ikinci roundunda sonu geldi. Taktiğini daha net ringe yansıtan taraf Andrei Vyacheslav. İlk iki roundda. Bunu söylemek mümkün ama bunları puana çevirmeyi başardı mı bu tartışılır. Teo Mikeliç ise az fırsat bulabildi. Bulduğu fırsatları bir tık daha iyi değerlendiren taraf olduğunu söylemek lazım ki 3. roundunda benzer şekilde geçmesini aslında bekleyebiliriz. Vyacheslav fırsat vermemeye çalışacak. Mikeliç bulduğu fırsatları kullanmaya çalışacak. Üstünlük kime gidecek göreceğiz. ...73 kilogramda Teo Mikeliç, Andrei Vyacheslav karşılaşmasında 3. ve son roundda doğru artık geçeceğiz. Mike Passeni'ye son talimatlarını verdi. Öğrencisi Teo Mikeliç'e. Hey! Hey! Hakem Ali Ekber Eken talimatı verdi ve 3. roundumuz başlamış durumda. Değerli izleyenler, Teo Mikeliç sağ isabetiyle geldi. Low kick, lok aldı, push kickli ardından geriye doğru itti rakibini Andrei Vyacheslav. High kick bloklandı. Mikeliç 3. roundda atağa geçmek zorunda olduğunun farkında. İyi savunma yapıyor şu ana kadar Andrei Vyacheslav. Dönerek gelmek istedi Mikeliç, olmadı. Sol koşu ardından kaçıyor. Low kick isabeti. Direkt yumrukları uzatmaya devam ediyor Andrei Vyacheslav ama ne kadar etkili olduğu tartışılır. High kick bloklandı. Low kick daha Mikeliç'ten geliyor. Kombinasyonlarını daha fazla kullanmaya başladı Teo Mikeliç. Fakat içeri girmesine asla izin vermedi Andrei Vyacheslav. Karşılaşmanın geride kalan bölümünde son 2 dakikadayız artık. Mikeliç dengesini kaybediyor. Bu bir knockdown değil tabii ki ama sporcu ayağa kalktı. Devam ediyor karşılaşmamız. Blok isabeti geldi. İyi blok Vyacheslav. Ön teknesini uzattı. Mikeliç tabii sürekli yukarı bakarak sürekli yumrukları da kendi seviyesinden yukarı doğru uzatarak dövüşmek zorunda. Ufak bel altı darbe var. Kasti bir durum yok. Süre durduruldu hakem tarafından. Beyaz köşeye gönderiliyor. Teo Mikeliç. Vyacheslav devam edebilecek durumda karşılaşmaya. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mücadelenin son bölümünde üstünlük acaba kime gidecek göreceğiz. Ya ilk rounddan bu yana maçın hikayesinde çok fazla değişen bir şey olmadığını da açıkçası söylemek lazım. Sporcuların taktikleri biraz birbirlerini kilitledi açıkçası. Low kick bir kez daha geliyor Mikeliç'ten. Sol direği uzattı. Burada güzel bir sağ, ardından çeneye doğru solu istedi Teo Mikeliç. Sağıyla yine karın boşuna doğru geldi. Son bölümlerindeyiz artık karşılaşmanın. 3. round'a maç biraz daha açıldı. Ama karşılaşmanın galibini hakemlerimiz belirleyecek. Teo Mikeliç daha fazla atak yapan taraftı. Vyacheslav ringde belli bir taktikle çıktı. Bu taktiği uyguladı ringde, ayrı konu ama
ne kadar puan alabildi, hanesine ne kadar puan yazdırabildi. O biraz daha tartışma konusu. Hakemlerimiz bu maçı nasıl değerlendirecekler? Hep birlikte göreceğiz. Alanya'da, Illusion Event Hall'da, FFC 5 gecesindeyiz değerli izleyenler. Andrei Vyacheslav mı, Teo Mikelić mi? Karşılaşmayı kim kazandı? İki sporcu hakem Alek Bereke'nin yanındalar. Karşılaşmanın kararı da Grant Waterman'da. Bakalım hangi sporcunun eli havaya kalkacak? Once again, three fantastic rounds of FFC kickboxing action. But at the end of the contest, we go to the judges' scorecards. And we have a unanimous decision in favor of your winner. From Croatia, Teo Mikelić! Evet, Teo Mikelić galibiyeti aldı. Andrei Vyacheslav'ı mağlup etmeyi başarıyor. Daha atak olan taraf rakibinin biraz daha onun oyununu bozma yönelik taktiğine karşı yine de hücuma geçebilen taraf oldu. Teo Mikelić ve müsabakayı 3 raundun ardından hakem kararıyla puanla kazanmış oldu.